Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu karışımların sınıflandırılması ve çözünme olayı olacak arkadaşlar. Şöyle program üzerinden de bakalım. En son ne yapmıştık? Kimyasal tepimlerde hesaplamalarla ilgili soru çözmüştük arkadaşlar. Arkadaşlar artık bu ilk üniteyi tamamladığımız kısımda zaten kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesini bitirdik. Artık bununla birlikte yepyeni bir üniteye yani karışımlar ünitesine hep birlikte başlangıcımızı yapıyor olacağız. Karışımların sınıflandırılması ve çözüm olayı derken nelerden bahsedeceğiz? Peki şöyle bir onlara dalalım. Maddelerin sınıflandırılması yapacağız arkadaşlar. Öncelikle hani madde, saf madde ve karışım olarak bileşenlerine ayrılıyor ve bunun alt başlıkları neler onları değerlendireceğiz. Karışım karışımlar kısmına gelecek olursak da homojen ve heterojen karışım olmak üzere iki ayıracağız ve bunların da alt türleriyle ilgili konuşuyor olacağız aslında. Özellikleri nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. İonik çözünme ve moleküler çözünmeyi de çözünme sürecinin yeni alt başlıkları olarak değerlendirmeye alacağız. Buradaki tanecikler arası etkileşimlerin çözünme olayı içerisindeki rolünden bahsedeceğiz. Ve hangi maddeler hangi maddelerde çözünür hangileri hangilerinde çözünmez ve hangi etkileşimler sonucunda bu olaylar gerçekleşir bunlara değiniyor olacağız. Şimdi geliyoruz peki bu üniteyi, bu dersi işledikten sonra biz neler kazanmış olacağız, neler öğrenmiş olacağız, bize ne gibi faydaları dokunmuş olacak. Onlara şöyle bir değinelim arkadaşlar. Yani hocam bu günlük hayatta ne işimize yarayacak diyoruz ya, işte onun cevabı aslında burada yatıyor. Arkadaşlar bu dersi öğrendiğimiz zaman günlük hayatta karşılaştığımız o maddelere öyle boş boş bakmayacağız. Hangisi nedir, hangi türe sahiptir onu değerlendirmeye almış olacağız. Ve bunu saf madde ve karışım olarak sınıflandıracağız. Sadece sınıflandırmayla kalmayacağız bir de bunu bunların alt türlerini de değerlendirmeye alacağız. Yani karışım ama homojen karışım mı, heterojen karışım ya da saf madde ama element mi, bileşik mi bunların hepsini yorumlamayı öğrenmiş olacağız. Ardından tabii ki burada bitmiyor. Bir de maddelerin birbiri içerisinde çözünüp çözünememesine karar vereceğiz. Bunlar birbiri içerisinde çözünür. Bunlar çözünemez ve neden sorusuna da cevap vereceğiz. Neden birbiri içerisinde çözünüyor veya çözünemiyor? Bunu da molekül yapıları özelinde anlamış olacağız arkadaşlar. Tabii ki bu işi tamamladıktan sonra geçip bu iş bitti demiyoruz. Ne yapıyoruz? Ödevimiz bizi bekliyor. Ödev olarak arkadaşlar tabii ki sıfırdan ona kimya kitabı temel kaynağımız. Hepiniz bu kitaba sahipsiniz ama hala daha sahip olmayanlar varsa bir an önce alıp bizi yakalamaları çok önemli bir yere sahip olacak arkadaşlar. Koca bir üniteyi tamamladık. O ünitedeki boşlukları bitirip sonra buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ee, Kimya temel kanunları ve kimyasal hesaplamaları ünitesini zaten tamamlamıştık. Şimdi karışımlar ünitesinde arkadaşlar ilk iki bölümü bu dersimizle birlikte tamamlamış olacağız. Dolayısıyla ödev sayfalarımız neresi? 78'den 92'ye kadar çözülmemiş yer bırakmayacağız. Peki kitabımızda bizi bekleyen neler var? Nelerle çalışmamız gerekiyor? Ünitenin başlangıcını yapıyoruz zaten burada. Arkadaşlar her sayfada bir konu anlatımı karşımıza çıkıyor. Bize konuyu anlatıp öğreten bir sayfa var ve burada öğrettiklerini hemen yan tarafta bir sayfa doğru soruyla bize yöneltiyor arkadaşlar. Kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Her sayfada bu te kendini tekrar ediyor. Her sayfada yeni bir konu ve onunla ilgili sorular bu şekilde kendini tekrar edecek. Bölüm tamamlandığı zaman da tarama testleri karşımıza çıkacak ve genel bakış atmamızı sağlayacak. Tabii ki bir sonraki bölümle de yine aynı şekilde çalışacağız. E konu anlatımı ve soru çözümü şeklinde devam edeceğiz. Şimdi bu kitabı tamamladıktan sonra sıfırdan ona kimya kitabını kenara koyup bu iş bitti demiyoruz yine. Çünkü ikinci çok önemli kitabımız devreye giriyor. Dinamo Kimya Kitabı arkadaşlar. Bununla da artık son taşları da yerine koymuş olacağız. Burada da Tesra 1'den 7'ye kadar sorumlu olacağız arkadaşlar. Neler varmış bu kitabın içeriğine de şöyle birlikte bakalım. Tabii ki karışımlar ünitesinin ...girişini burada yapacağız. Her sayfada arkadaşlar bu defa karşımıza bir çözümlü örnek gelecek. Bu çözümlü örnekten sonra bununla alakalı buna benzer nitelikte... ...dört tane soru sayfanın altında bizi bekliyor olacak. Her sayfada bu şekilde aslında her bir çözümlü örnek... ...bir konuyu ve bir soru tipini bize öğretmiş olacak diyebiliriz. Bunları çözdükten sonra yine tarama testleri bizi bekliyor olacak. Tarama testleriyle de eksiklerimizi tam anlamıyla gidermiş olacağız arkadaşlar. Her iki kitabımızda da eğer ki çözemediğimiz ya da kafamıza takılan kısım varsa burada ne yapacağız? Hemen kare kod sayesinde video çözümüne gideceğiz ve bütün eksiklerimizi gidermiş bir şekilde bir sonraki dersi ve tabi ki yazılı kampını bekliyor olacağız. O zaman haydi dalalım bakalım neler varmış. Dedik ki ilk olarak maddeleri sınıflandırarak başlayacağız arkadaşlar. Maddeyi iki ana başlıkta inceleyeceğiz. Saf madde ve karışım olmak üzere arkadaşlar. Yani bir madde saf madde ise e, ya elementtir ya bileşiktir diye sınıflandıracağız. Eğer saf değilse kesinlikle karışımdır. Üçüncü bir seçeneğimiz yok. Karışımlarda homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılacak. Şimdi saf maddelerin de şöyle alt türlerini değerlendirecek olursak eğer bir madde tek tür atomlardan oluşuyorsa elementtir diyeceğiz. Birden fazla tür element içeren bir saf madde ise bileşiktir diyeceğiz. Homojen ve türojen karışımlara gelecek olursak arkadaşlar tek fazla bir görüntüye sahipse ve tam bir dağılma söz konusuysa yani iki madde birbiri içerisinde karışma oluşturmuş. Bak saf madde değil tuzlu su gibi düşünebiliriz bunu ama birbiri içerisinde tamamen dağılmışsa homojendir fazları gözümüzle ayırt edebiliyorsak en az iki farklı fazdan oluşuyorsa bu defa da heterojendir. Dolayısıyla homojen karışımlar her yerlerinde aynı özelliği gösterirken heterojen karışımlarda farklı noktalarda farklı özellikler görmemiz mümkün olacaktır. Şimdi şöyle detaylandıracak olursak saf maddeleri dedik ki iki türü vardır ya elementtir ya bileşiktir ve elementler tek tür atomlardan oluşur. Yapın içerisinde ikinci bir tür atom olamaz arkadaşlar. İşte buna element adını vereceğiz. Ama elementin de altında farklı durumlar söz konusu. Eğer sadece atomlardan oluşmuşsa tek bir atom yapısında mesela metaller ya da yarı metaller ya da soy gazlar bu özelliği gösterecek monoatomik olarak değerlendireceğiz biz bu elementleri. Ee, bunlar tabii ki sembollerle gösterilmiş olacaklar ama bazı. E element yapıları var ki doğada moleküler yapıda bulunuyor. Nasıl mesela hidrojen gibi. Bak hidrojen elementinin ya da atomunun sembolü sadece bir tane hidrojendi, sadece bir tane H harfiydi. Ama Doğada bunlar ikişerli halde bulunabiliyorlar. Ya da klor aynı şekilde ikişerli bulunabiliyor. Cl2 şeklinde bulunabiliyor. İşte eğer iki atomlu yapıda bulunuyorsa biz buna diatomik diyeceğiz. Eğer daha fazla atomdan oluşan bir yapı varsa buna da poliatomik diyeceğiz. Ve diyeceğiz ki diatomik ya da poliatomik. Eğer birden fazla atomdan oluşan bir atom grubu şeklinde bulunuyorsa bir element yapısı. Ama dikkat yine tek tür atom olması gerekiyor. Buna da moleküler element adını vereceğiz. Bileşik ikinci türümüzdü. Bu defa birden fazla tür atom içeren maddelere, saf maddelere biz bileşik adını veriyorduk arkadaşlar. Burada da iki başlığımız var. Her ikisinde de tabii ki birden farklı tür atom bulunacak. Ama eğer biri metal ve ametalden veya metalle kökten bu oluşuyorsa yani anyon katyon içeriyorsa biz ona iyonik bileşik adını vereceğiz. Buradaki olayımız metal ve ametalin bulunması gerektiğini görüyoruz. E, amonyum iyonları hariç bunu değerlendireceğiz amonyum bir metal içermemesine rağmen katyon olduğu için onun oluşturduğu bileşikler yine iyonik bileşik kapsamına giriyor. Ama sadece metallerden oluşuyorsa biz bu yapıyı moleküler olarak isimlendireceğiz arkadaşlar. Bir molekül yapısı vardır. Şimdi geçiyoruz. Bileşik ve çözeltinin farklarına yani aslında çözelti homojen karışımların genel adıydı bir bileşikle çözeltinin ya da homojen karışımın farkı nedir? Yani aslında burada şunu anlamış oluyoruz biraz daha. Saf madde ile karışımın farkı nedir arkadaşlar? Birbirine çok benzer özellikler taşımasına rağmen homojen karışımlar ve bileşikler çok farklı yönleri de var tabii ki. Bunlardan ilki bileşenler arasındaki sabit oran. Bazı birinde var diğerinde yok. Bak nasıl değerlendireceğiz? Diyelim ki bileşiği su örnek olarak verelim. Çözeltiye de tuzlu su diyelim. Bileşenler arasındaki sabit orandan bahsediyorsak arkadaşlar su moleküllerinde her iki hidrojene karşılık bir tane oksijen olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada sabit bir oran vardır. Ya da işte karbondioksitten bahsediyorsan bir karbona karşılık iki oksijen gelmek zorunda. Bunun... Oran değiştiği zaman bileşiğin türü değişir zaten ama çözelti kısmına geldiğimiz zaman suyun içerisinde az miktarda tuz da eklesen onun adı tuzlusu olur. Bol miktarda tuz da eklesen gene tuzlusu olur. Dolayısıyla çözeltide bileşenler arasında sabit bir oran yoktur. Bu da e, bileşik ve çözeltinin yani saf madde ve karışım arasındaki en temel farklardan biridir. İkinci temel özelliklerimizden birisi ise bileşen özelliklerini taşıyıp taşımama arkadaşlar. Mesela suyu örnek verdik. Su ne hidrojene ne de oksijene benziyor. Yani bileşenlerinden çok farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bileşen özelliklerini taşımıyor bileşen bileşikler. Taşımaz diyelim. Evet. Ama çözeltiye geldiğimiz zaman tuzlu suda hem tuzdan hem de sudan esintiler var ikisinin de özelliklerini taşımaya devam ediyor. Dolayısıyla da aslında bu 9. E, sınıftaki bilgilerimizden hatırlarsınız fiziksel ve kimyasal birleşmeden bahsedecek olursak... ...bileşik kimyasal olarak ta atomların taneciklerin birleşme sürecidir. Dolayısıyla kimyasal bir değişim olduğu için bileşenlerin özelliklerini kaybeder... Ama çözelti fiziksel olarak bir birleşmenin sonucu olduğu için tabii ki birleşen özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmasını beklemeyeceğiz. E, saf madde ile saf olmayan maddeler arasındaki temel farklardan birisi de bu hal değişim esnasındaki sıcaklık durumudur arkadaşlar. Eğer bir bileşik yapısından bahsediyorsak ya da elementler için de aynı şey geçerli bir saf maddeden bahsediyorsak eğer hal değişimi esnasında sıcaklık sabittir. Sudan bahsediyorsak sıfır santigrat derecede donar veya erir. Ee, aynı şekilde 100 santigrat derecede kaynar veya yoğuşur bu süre boyunca da hep sıcaklığı sabit kalır ama tuzlu sudan bahsediyorsan donmaya başladıktan sonra bile sıcaklığı düşmeye baş devam eder ya da işte eğer katı halde ise erimeye başladıktan sonra bile erirken o süreçte bile sıcaklığı artmaya devam eder dolayısıyla e, hal değişme esnasında sıcaklığı değişir arkadaşlar karışımlardan bahsediyorsak. Bileşenlerin ayrıştırma yöntemine gelecek olursak ne dedik? Bileşik kimyasal olarak atomların birleşmesiyle oluşur. Dolayısıyla bileşenlerine sadece kimyasal yöntemlerle ayrılabilir. Ama çözeltilere geldiğimiz zaman fiziksel bir birleşmenin sonucu olduğu için kimyasal veya fiziksel iki yöntemle de ayrılabilir. E tabi ki fiziksel gibi basit yöntemler dururken kimyasalı kullanmayız yoğun olarak. Biz tabi ki fiziksel yöntemlerle bileşenlerini ayırmayı tercih ederiz. Ayrı bir fark olarak şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar saf maddeler ve karışımlar için e, belli ayırt edici özellikleri bileşikler sabitken çözeltiler sabit değildir. Yani e, donma noktası mesela saf su için donma noktası bellidir 0 santigrat derecede donar ama tuzlu suya geldiğimiz zaman tuzun oranına göre değişen bir donma noktası vardır. O yüzden belirli ayırt edici özelliği vardır diyemeyiz çözeltiler için. Şöyle bir örneklendirerek gidelim o zaman. Aşağıda verilen özelliklerin bileşik ve çözeltiler için doğru olup olmadığını belirtiniz diyor arkadaşlar. Tek fazla homojen bir görüntüye sahiptir arkadaşlar. Şimdi tek fazla homojen görüntü bu hem bütün saf maddeler için geçerlidir hem de karışımların homojen karışımları yani çözeltiler için geçerlidir. Bu sadece heterojen karışımlarla farklıdır. Tabii şuna dikkat hal değişimi esnası hariç bu görüntüye sahiplerdir birden fazla tür atomlardan oluşmuştur. Bileşiğin tanımı buydu zaten birden fazla tür atomdan oluşuyor ama kimyasal birleşmenin sonucu olarak oluşuyordu. Çözeltiye gelecek olursak o da tabii ki yine birden fazla tür atomdan ve birden fazla tür maddeden oluşur. Burada bu birleşme süreci fiziksel olarak gerçekleşir. Tek farkı budur. Ayırt edici özelliklere sahiptir. Az önce bahsettik erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk, elektrik iletkenliği gibi bazı ayırt edici özelliklere bileşikler sabit sahipken çözeltiler bu özelliklere sahip değildir. Çünkü bileşen oranına göre e, bu özellikler değişkenlik gösterebilir. Bileşenlerin özelliklerini taşıma kısmına gelecek olursak bileşik bileşenlerin özelliğini taşımazken çözeltinin taşıdığından bahsetmiştik. Sadece kimyasal yollarla bileşenlerini ayıran şey bileşiklerken çözeltiler fiziksel yollarla da bileşenlerini ayrılabiliyordu ki zaten fiziksel yollar çok daha kolay yöntemler olduğu için karışımları yani çözeltileri bir taraftan da bileşenlerini ayırırken kullanacağımız yöntemler tabii ki fiziksel yöntemler olacak. Homojen ve heterojen karışımlar arasındaki farklara gelecek olursak. Yani şimdi ne dedik? Homojen karışım demek aynı zamanda aslında çözelti demektir. Dolayısıyla az önce yaptığımız şey çözelti ile bileşik arasındaki farklara bakmakta. Şimdi de çözelti ile bu defa heterojen karışım arasındaki farklara bakacağız. Diyeceğiz ki arkadaşlar homojen karışım tam bir dağılma söz konusu olduğuna göre birbiri içerisinde tamamen dağılan iki tane maddeden bahsettiğimize göre beklettiğimiz zaman herhangi bir şekilde dibe çökme olmasını beklemiyoruz. Yani bir tuzlu suyu yine örnek olarak verecek olursak tuzlu suyu istediğin kadar bekle dibe çökmesini beklemezsin. Ama heterojen karışma geldiğimiz zaman burada çoklu madde görünüm olduğu için sen zaten dışarıdan baktığın anda iki farklı fiziksel faz görüyorsun orada. Bunlar da beklediği zaman e, bir çöküm olmasını bekliyoruz. Hani ayranı çalkalayarak içmemizin sebebi budur arkadaşlar. Çünkü ayranda yoğurt ve su birbiri içerisinde homojen olarak dağılamamıştır. Beklediği zaman dibe çöküyordur. O yüzden hani bu çökeltiyi giderme için aslında çalkalıyoruz. Bu ayranın mesela heterojen karışım olduğunu bize kanıtlar. Hemojen karışımlar için demişiz ki Gaz ve sulu çözeltiler süzgeç kağıdından geçer. Bu arkadaşlar tanecik boyutuyla birazcık alakalandıracağız. Tanecik boyutları yani dağılan tanecik boyutları o kadar küçük ki homojen karışımda. Süzgeç kağıdından bile geçebiliyor. O yüzden süzgeç kağıdı sayesinde biz homojen karışımları bileşenlerini ayıramayız. Ama Heterojen karışımda gözle görülebilecek kadar büyük farklılıklar olduğuna göre taneciklerin boyutları büyüktür. Bu yüzden de süzgeç kağıdından geçmeyebilir, çoğunlukla geçmez. Süzgeç kağıdında kalır ve süzgeç kağıdı sayesinde biz heterojen karışımları bileşenlerini ayırabiliriz. Görüntüye gelecek olursak genellikle özellikle de gaz ve solu çözeltilerden bahsediyorsak saydam özellik gösterecek arkadaşlar. Tuz suyun içerisinde tam olarak dağıldığı için e, rengini ve niteliğini değiştirmeyecek. Ama heterojen karışıma geldiğin zaman bir çamuru düşünebilirsin burada mesela bulanık bir görüntü olur. Bu da taneciklerin tam dağılamamasından kaynaklanıyordur ve tanecik boyutunun büyük olmasından kaynaklanıyordur. Homojen karışımlar katı, sıvı ve gaz halde olabilirken aynı şekilde heterojen karışımları da bütün hallerde karşımıza çıkabilirler. Bunların zaten bütün örneklerini az sonra değerlendirmeye alacağız. <laughs> Şimdi homojen karışımı kendi içerisinde yani çözeltileri değerlendirmeye alacak olursak ne dedik bunun özellikleri için? Bileşenler Birbir içerisinde tamamen dağılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla da görüntü olarak tek fazlı bir görüntü var. İkinci bir faz bu taraf başka bu taraf başka deme şansımız yok. Her taraf eşit dağılmış ve her yerinde de aynı özelliği gösteriyor. İşte tuzlu suyun üst tarafından bir örnek alıp alt tarafından bir örnek alıp bunların özellikleri farklıdır diyemeyiz. Her yerinde aynı özelliği gösterdiğini göreceğiz. Bu tam dağılma niteliği sayesinde. Şimdi burada da. Biz homojen karışımları birazcık belirlerken tabii ki hepsinin ortak adı çözelti. Orası cepte. Ama birleşen maddelerin fiziksel hallerine göre değerlendirme yarabiliriz. Mesela alaşımlar için diyeceğiz ki arkadaşlar bütün alaşımlar homojen karışımlardır. Ne demek alaşım? Metal metal karışım aslında. iki metali eritip aynı ortamda aynı kabın içerisinde birbirinin içerisinde tamamen dağılmasını sağlayıp tekrar katı hale getirirsen elde ettiğin maddeyi alaşım diyeceksin. Pirinç bunlardan bir örnek. Dolayısıyla bunu birleştiren, oluşturan fazlar nedir? Her ikisi de katı haldedir. Bu katı haldeki maddeleri eritip birleştirip tekrar katı hale getirdiğimiz için de bir alaşım yapısı oluşmuştur veya şerbeti örnek olarak verecek olursak suyun içerisinde çözülmüş şekerden bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla şeker katı suda sıvı olduğuna göre katı sıvı homojen bir karışım yani bir çözelti vardır karşımızda. Alkol sudan bahsediyorsak mesela kolonyayı bunu değerlendirmeye alabiliriz. Her iki fiziksel halinde sıvı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sıvı sıvı çözeltiden bahsetmiş olacağız. Gazoz, karbondioksit gazının suda çözülmesiyle elde edilen bir karışımdır. Dolayısıyla da sıvının içerisinde gaz fazındaki bir maddeyi çözmüşüzdür arkadaşlar. O yüzden oluşan çözelti böyledir. Temiz havayı değerlendirmeye alacak olursak. Hani atmosferden bahsediyorsan %78 oranında azot, %21 oranında oksijen gazı var. Ve bir sürü farklı gazlarda geri kalan %1'ini oluşturuyor. Dolayısıyla aslında temelde ne var? Gaz gaz bir çözelti var elimizde. Bütün bileşenlerinin gaz fazında olduğu karışım. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tüm alaşımlar ve tüm gaz karışımları homojendir. Yani eğer bir alaşım oluşturduysan başka bir durum yok homojen olmak zorunda. Eğer gazlardan oluşan bir karışım söz konusuysa bunun heterojen olması söz konusu değil. Kesinlikle homojendir. Çünkü gazlar bulundukları kabın tamamını kaplarlar. Bütün hacmine yayılırlar. Her iki kap gazı aynı kaba koyduysak birbiri içerisinde de tamamen yayılmış olacaklar. <laughs> Hemen şöyle bir örnek yapalım o zaman. Aşağıda verilen çözeltilerin fazlarını belirtiniz diyor arkadaşlar. Mesela hava için ne dedik biz? Bu gaz gaz karışım olduğunu belirttik arkadaşlar. Bileşen fazları gazmış ikisinin de. Şerbetten bahsederken sıvı ve katıdan oluştuğunu belirttik. Gazozdan bahsederken sıvı <laughs> ve gaz ...arasında oluşan bir karışım olduğunu söyledik. Tuzlu suysa tabii ki tuz katı suyun sıvı olduğunu biliyoruz. Bileşenlerin fizikselerlerini yazarız. Tunç arkadaşlar bir alaşımdır. Ve alaşım olduğunu söylüyorsak hani civa alaşımları hariç... ...katı katı homojen bir karışım olarak değerlendirebiliriz. <laughs> Kolonya alkol su karışım olduğuna göre... ...tabii ki sıvı sıvı homojen bir karışım olacak. Çelik yine bir alaşım dolayısıyla katı katı olması gerektiğini belirteceğiz. Veya koladan bahsediyorsak tıpkı gazozda olduğu gibi <laughs> sıvı gaz çözelti karşımıza çıkacak. Geliyoruz heterojen karışımlardan bahsetmeye. Arkadaşlar heterojen karışımların bu yine birleşenlerin fiziksel hallerine bakarak farklı türler edeceğiz Mesela diyeceğiz ki eğer heterojen bir karışım Basit adi karışım olarak adlandırılıyorsa bu birleşen fazlarının her ikisinin de katı halde olduğunu gösterir ya da bir diğer tabirle katı katıya terijen karışımlara basit veya adi karışım adı verilir. Mesela kum çakıl ya da salata buraya örnek verebileceğimiz bir karışım türüdür süspansiyona gelecek olursak arkadaşlar bu defa bileşenlerden birisi katı diğeri sıvı haldeyse ve heterojen bir karışım oluşturmuşsa biz ona süspansiyon adını veririz. Mesela tebeşir tozu su içerisinde dağılmayacağı için heterojen karışımdır biri katı biri sıvı olduğu için tabii ki süspansiyondur ya da çamuru bu örnek olarak verebiliriz ve ayran benzer şekilde bir süspansiyon örneğidir yaygın olarak karşımıza çıkar. Emüsyona gelecek olursak arkadaşlar bu defa tabii ki yine heterojen olması gerekiyor. Ama bileşen fazların her ikisi de sıvı halde ise bu defa ona emüsyon adını vereceğiz. Zeytinyağı ile su gibi ya da benzinle su gibi e, karışımlar emüsyon adını alacaklar arkadaşlar. Aerosola gelecek olursak da bu defa bileşenlerden birisi gaz. Bak burası cepte ama demiştik ki. Gaz gaz bütün karışımlar homojendir. Dolayısıyla bileşen diğer fazlardan birisi katı veya sıvı olabilir. Bu bizim için önemli değil. Bileşenlerden birisi gazsa ve e, heterojen bir karışımsa biz buna aerosol diyeceğiz. Sis gibi, duman gibi işte deodorantlar gibi birçok örneği buraya verebiliriz. Koloide gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi bu da aslında heterojen karışımların alt başlığı altında ama ne tam heterojen ne de tam homojen olabilmiş bir karışım var karşımızda. Şimdi diyeceğiz ki bir maddenin sıvı içerisinde askıda kalma durumudur. Yani ne tam homojen olabilmiş ne tam heterojen olabilmiş arada kalmış. Bu nasıl oluşuyor peki? Taneciklerin boyutlarıyla alakalı arkadaşlar bu. Şimdi dedik ki çözeltilerde mesela yani homojen karışımlarda süzgeç kağıdından geçer tanecikler. Bunun sebebi 10 üzeri -9 metreden bile daha küçük taneciklere sahip olması süspansiyonlara gelecek olursak yani heterojen karışımlara gelecek olursak bunların süzgeç kağıdından geçemiyor olmasının sebebi taneciklerin boyutunun 10 üzeri eksi 6'dan bile daha büyük olması. Ama bu arada kalmış bir durum varsa yani tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 metre aralığındaysa bu defa ne tam çözeltidir ne de tam homojendir yani şey heterojendir yani süspansiyondur. Koloid adını alır. Kan, Süt ve boyar maddeler buraya en yaygın örneklerdir. Ya da işte e, mayonez burada yine örnek olarak karşımıza çıkabilir. Tam bir e, dağılma söz konusu değil ama bir heterojen karışım pozisyonunda da değil. Tamam mı? Burada arada kalmış bir durum söz konusu olacak. Şimdi burada bir karışımın e, heterojen, homojen veya koloid olduğunu belirlemek için de Tindal diye bir etki karşımıza çıkacak arkadaşlar. Burada belirlemiş çözelti, koloid ve süspansiyonu yine kıyaslayacak olursak. Diyelim ki elimizde bir çözelti var. Yani mesela tuzlu su olsun. Biz ona bir ışın demeti gönderdiğimiz zaman şimdi tuzlu sudaki tanecikler o kadar küçük ki yani az önce ne dedik? 10 üzeri eksi 9 metreden bile daha küçük tanecikler. İşte bu küçük tanecikler bu ışın taneciklerini ne soğurabiliyor ne de dağıtabiliyor. O kadar küçükler. Dolayısıyla da gönderdiğimiz ışın demeti aynen olduğu gibi geçiyor. Heterojen karışımlara yani süspansiyonlara gelecek olursak bu defa buraya mesela çamuru örnek verelim. Sen bir ışın demeti gönderdiğin zaman tanecikler o kadar büyük yani onun üzeri altıdan bile eksi altıdan bile daha büyüklerdi. Gelen ışın demetini hem soğuracak hem de dağıtacak. Dolayısıyla da e, gönderdiğimiz ışın demeti diğer tarafa daha azalmış halde birkaç parçadan oluşan ve dağılarak çıkmış olacak ama... Kol gelecek olursak tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9'dan büyük 10 üzeri eksi 6'dan küçüktü. Yani ne e, soğurabilecek kadar büyük tanecikler var elimde ama e, dağıtabilecek kadar da yine büyükler küçük değiller o kadar. Bu yüzden de arkadaşlar bir ışın demetini gönderdiğin zaman e, bir süspansiyonu yaptığı gibi soğuramıyor ama tıpkı süspansiyon gibi dağıtabiliyor çözeltiden farkı da burası oluyor. Dolayısıyla da bir kan örneğine sen bir e, lazer ışını tuttuğun zaman o lazer ışığının ilerleme güzergahını görebiliyorsun onun üzerinde. Bu da taneciklerin e, büyüklüğünden kaynaklanıyor. Şimdi hemen örnekle devam edelim. Aşağıdaki özelliklerin homojen ve heterojen karışımlar için doğruluğunu belirtiniz demiş bize. Ne demiş? Bekletildiğinde asla çökelme olmaz. Arkadaşlar homojen karışımlarda herhangi bir şekilde çökelme beklemiyoruz tabii ki. Homojenliğin tanımı buydu zaten ama heterojenler çöküyordu. Çoklu madde görünümündedir. Homojenler tek fazlı görüntüye sahiplerdi ama heterojen karışımlarda çoklu madde görünümü vardı. Gaz ve sıvı hali genellikle süzgeç kağıdından geçen küçük tanecikler homojen karışımda yer alıyordu ama heterojen karışımdaki tanecikler büyük olduğu için süzgeç kağıdından geçemiyorlardı. Bileşenleri arasında sabit bir oran yoktur arkadaşlar. Bu karışımlar için ortak özelliktir zaten. Her ikisinde de bileşenler arasında sabit oran yoktur ama bileşiklerde bu sabit oran söz konusuydu. Ayırt edici özellik karışımların her ikisinde de yoktur. Bu saf maddeleri ait bir durumda ayırt edici özelliklere sahip olma durumu. Şimdi arkadaşlar geçelim bir örnek daha yapalım. Aşağıdaki heterojen karışım türlerini bileşen fazlarını belirterek birer örnek veriniz diyor arkadaşlar. Şimdi basit adi karışım. Şöyle bir hatırlamış da olalım. Nasıl bir karışımda heterojen karışım olduğunu biliyoruz. Basit veya adi olarak adlandırılabilmesi için bunun katı katı heterojen karışım olması gerekiyordu. Ne demiştik mesela? Salata bizim buradaki örneğimizdi süspansiyondan bahsediyorsak süspansiyon için bileşen fazlarına ne demiştik arkadaşlar demiştik ki birisi sıvı olacak diğeri katı olacak mesela çamuru buraya örnek olarak verebiliyorduk eğer emüsyondan bahsediyorsan bu defa sıvı sıvı heterojen karışım vardı bizim karşımızda bunun için de e, zeytinyağı su bizim için önemli bir örnek ya da e, benzin suyu yine buraya örnek olarak verebiliriz ayrı sola gelecek olursak da katı veya sıvının ...gazla oluşturamadığı karışım... ...dolayısıyla da heterojen karışımlar... ...aslında aerosol adını veriyorduk... ...ne vermiştik buraya da örnek? Sis demiştik, duman demiştik... ...veya deodorant yapılarını aerosol örnek olarak verebiliyorduk. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha örnek yapalım... Ee, ...karışımların türlerini belirttiğimiz bir örnek karşımıza çıksın... ...bize ne demiş? Ee, zeytinyağı su... ...nasıl değerlendirmişler ki arkadaşlar? Şimdi şunu yapacağız öncelikle... ...karşımıza bir karışım çıktığı zaman... Homojen mi heterojen mi? Önce bir ona bakacağız. Eğer homojense bunun adı çözeltidir. Kesin zaten fiziksel haline bakmaksızın. Ama heterojen karışımsa fiziksel hallerine bakarak hangi türe ait olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Mesela zeytinyağı su. Öncelikle neye karar verdik? Bu heterojen bir karışım. Çünkü iki farklı fazı var. Ve sıvı sıvı heterojen karışım olduğu için de bunun adı emülsiyon olmalıydı. Kolonya'ya gelecek olursak Homojen bir karışım var karşımızda. Dolayısıyla bunun adı çözeltidir tabii ki. Sistem bahsediyorsak heterojen bir karışım ve bileşenleri arasında gaz fazı olduğuna göre kesinlikle bir aerosoldan bahsediyoruzdur. Kana gelecek olursak arkadaşlar bu ara bir durumdu. Ne tam homojen ne tam heterojen. Dolayısıyla biz onu koloid olarak adlandırıyorduk. Benzin su karışımına gelecek olursak yine sıvı sıvı ve heterojen bir karışım var. O zaman bunun emisyon olduğunu söyleyebiliriz. Ayrandan bahsediyorsak katı haldeki yoğurtla sıvı haldeki suyun oluşturamadığı karışım yani heterojen karışım var. O zaman ayranı süspansiyon olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kum çakıldan bahsediyorsak karşımızda bir heterojen karışım var. Her iki fiziksel halde katı olduğuna göre bu karışım türüne basit veya adi karışım adını verecektik. Çelik bir alaşım olduğuna göre alaşımların tamamı homojendi ve homojen karışımları da tabii ki çözelti olarak adlandırıyorduk arkadaşlar. Yani bir karışımın çözelti olarak adlandırılması için illaki sıvı katı karışım olmasına gerek yok. E, katı katı veya gaz gaz karışımlarda eğer homojense çözelti olarak adlandırılacaktır. Geliyoruz şimdi bir de çözünme olayından bahsetmeye arkadaşlar. Çözünme sürecini değerlendirmeye. Şimdi burada üç tane önemli kavram karşımıza çıkacak. Çözücü, çözünen ve çözelti olmak üzere. Şimdi çözelti iki maddenin birbiri içerisinde tamamen dağılması ol sonucu oluşan tek fazla karışım. Yani homojen karışım aslında biz buna çözelti adını vereceğiz. Şimdi bir çözeltiyi iki tane bileşen oluşturacak. Bu bileşenlerden miktarı fazla olan dolayısıyla da dağıtıcı özellik gösterene çözücü madde diyeceğiz. Atıyorum burada tuzlu suyu düşünecek olursak su bizim dağıtıcı fazımız yani çözücümüz olur tabii ki. Çözelti oluşturan bileşenlerden miktarı az olana yani dağılan faza dolayısıyla da örneğimiz için tuza biz ne diyeceğiz? Çözünen madde adını vereceğiz. İşte bunları değerlendirmeye aldığımız zaman çözücü ve çözünenin toplamı da yani bir araya gelmesiyle oluşturduğu yapıya da biz aslında çözelti demiş olacağız. Bu ikisinin toplamı bize çözeltiyi verecektir diyeceğiz. Çözünme olayı da tabii ki bu taneciklerin birbirleriyle oluşturduğu etkileşimlerle alakalı olacak arkadaşlar. Şimdi iki ana başlıkta değerlendireceğiz çözünme olayını. Eğer çözünen maddenin çözücü içerisinde iyonların ayrışmasıyla oluşan bir çözelti söz konusuysa biz buna iyonik çözünme diyeceğiz. Dolayısıyla aslında eğer çözünen madde iyonik bir bileşikse e, iyonik çözünme gerçekleşir diyeceğiz. Eğer çözünen madde moleküler yapıdaysa buna da moleküler çözünme adını vereceğiz. Ve hani tepkime olarak farkına baktığımız zaman mesela sodyum klorürün iyonik bir bileşik olduğunu biliyoruz. Biz onu suda çözdüğümüz zaman katyon ve anyon olarak bileşenlerine ayrılacak. Eğer ortamda burada gördüğümüz gibi iyonlar söz konusuysa yani serbestçe dolaşan yüklü tencikler varsa elektrik iletkenliği vardır. Eğer buradaki gibi bir moleküler yapı varsa sadece iyonlar oluşmamışsa elektriği iletmez şeklinde değerlendireceğiz. Şimdi iyonik çözünmeyi bir değerlendirmeye alacak olursak etkileşimler de temelinde. Diyeceğiz ki iyonik yapılı bir bileşikte yer alan anyon ve katyonlar polar yapılı bir bileşiğin molekülleri tarafından sarılarak iyon dipol etkileşimleri oluşturur ve çözünme olayı gerçekleştirir. Bak şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. İyonik bileşikler polar çözücülerde ancak çözünebilirler ve bu nasıl gerçekleşir? Şimdi temelde şu olacak her iki çözünme türü içinde çözücü çözücü etkileşimleri zayıflayacak. Yani çözücü taneciklerin kendi arasındaki etkileşim benzer şekilde çözünen taneciklerin kendi arasındaki etkileşim zayıflayacak ve bunun yerine çözücü ve çözünen tanecikleri arasında yeni etkileşimler oluşacak. Dolayısıyla eğer biz iyonik bir bileşiği e, suyun içerisinde çözeceksek iyonlar arasındaki iyonik bağ kırılacak ve su moleküllerini kendi arasında oluşturduğu hidrojen bağları da kırılacak. Peki bunun yerine ne oluşacak? Tabii ki su molekülleriyle iyonlar arasında oluşan iyon dipoller devreye girecek. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eğer katyon ve anyonun birbirinden ayrılmasını istiyorsak artı yüklü olan katyon suyun su molekülünün şöyle Lewis formülünü de bir hatırlayalım. Şöyle bir molekül yapımız vardı ve diyorduk ki oksijen elektronegatifliği yüksek olduğu için kısmi olarak eksi hidrojenler ise elektronegatiflikleri düşük olduğu için kısmi olarak pozitif yükle yüklenir. O yüzden su moleküllerinin şu et, eksi kutbu olan oksijenler gelip katyona artı kutbu olan hidrojenlerde anyona tutunur ve birbirinden alıp koparırlar. Bu şekilde de çözünme olayı gerçekleşir. Ve diyeceğiz ki eğer İyonik bir çözünme sürecinde çözücü su ise yani aslında su moleküllerinin anyon ve katyonun etrafını böyle sarmasıyla oluşan yapıdan bahsediyorsak bu olaya hidratasyon adı verilir. Çünkü su moleküllerinin bu şekilde iyonları çevrelemesine hidrat denir. Eğer çözücü su haricinde başka herhangi bir şey ise bu defa da bu olaya solvatasyon adını vereceğiz arkadaşlar. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Moleküler çözünmeye gelecek olursak, bu defa tabii ki bir anyon katyon oluşumu söz konusu değil. İyonların e, ortamda herhangi bir şekilde yeri yok. Buradaki çözünme sürecini moleküllerin polarlığı ve apolarlığı belirleyecek ve diyeceğiz ki arkadaşlar, moleküler çözünmede prensip benzer benzeri çözer prensibidir. Yani eğer polar bir molekülü polar bir molekülün içerisinde çözmeye çalışırsak burada çözünme olayı gerçekleşir. Apolar bir molekülü apolar molekülde çözmeye çalışırsak yine gerçekleşir ama polar moleküller apolar moleküller birbiri içerisinde çözünmezler. Mesela alkolün suda çözünmesinin sebebi her ikisinin de polar olması. Veya karbon tetraklorürün benzende çözünebiliyor olmasının sebebi her ikisinin de apolar yapıda olması. Ancak suyun karbon tetraklorürü çözemiyor olmasının sebebi su polarken karbon tetraklorürün apolar yapıda olmasıdır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada etkileşim türleri de bizim karşımıza çıkacak önemli bir yere sahip olacak. Ne diyorduk biz arkadaşlar etkileşim türlerini belirlerken? Şöyle 9. sınıftaki bilgilerimizi de bir hatırlayalım. Eğer polar bir molekül varsa biz bunun oluşturduğu taneciklere dipol adını veriyorduk. Eğer apolar bir molekül varsa veya bir soy gazdan bahsediyorsak bu taneciklerin oluşturduğu yapıya da anlık kutuplaşmalardan ötürü indüklenmiş dipol adını veriyorduk. Eğer iyonik bir bileşik de söz konusuysa zaten buna doğrudan iyon adını veriyorduk. Dolayısıyla mesela hemen ilk örneğimizi vermiş. I2. Arkadaşlar eğer diatomik yapılı bir element molekülü varsa karşımızda kesinlikle ve kesinlikle apolar olduğunu biliyorduk. Karbon tetraklorür gayet e, simetrik bir Lewis yapısına sahipti. Şöyle hatırlayalım e, Lewis yapısını çizerken karbon her zaman için dört bağ yapıyordu. Her bir bağını bir klorla yapacağı için şöyle bir Lewis formülüne sahip oluyordu. Gayet simetrik bir yapı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla karbon tetraklorür de apolar yapıya sahipti. O zaman diyeceğiz ki ikisi de apolar olduğu için birbiri içerisinde çözünür. Peki etkileşimin türü nedir? Bak apolar moleküllere ne diyorduk? İndüklenmiş dipol. O zaman etkileşimin türünün her ikisi de indüklenmiş dipol olduğu için indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol olmasını yani özel adıyla da London çekim kuvveti olarak değerlendirmesini bekleyeceğiz. Gelelim PH3 H2O'ya. Şimdi PH3'ün molekül formülü nasıldı? Fosfor 5A grubu elementi olduğu için merkez atomunda elektron çifti kalıyordu. Dolayısıyla da polar olarak değerlendirmeye alıyorduk. E su moleküllerinin zaten polar olduğunu biliyoruz çok benzer bir şekilde e, merkez atomundaki elektron çiftlerinden dolayı. Her ikisi de polar olduğu için birbir bir içerisinde çözülmesini tabii ki bekleyeceğiz. Peki etkileşimin türü ne olacak arkadaşlar? Her ikisi de polar. Dolayısıyla da her ikisini de dipol olarak adlandıracağız. O yüzden de etkileşimin türü dipol dipol olarak karşımıza çıkacak. Gelelim I2H2O'dan bahsetmeye arkadaşlar. Bu defa diyeceğiz ki I2 yine aynı şekilde bak apolar olduğunu yukarıda belirtmiştik. Suyun polar olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla bunların birbiri içerisinde çözünmesini beklemeyeceğiz. Ama her ne kadar çözünmese de aralarında tabii ki etkileşim oluşacak. Burada oluşacak etkileşim sudan dipoller geliyordu. I2'den de indüklenmiş dipoller geliyordu. O yüzden etkileşimin türü tabii ki dipol, indüklenmiş dipol olacak arkadaşlar. Bak şuradaki özelliğe de dikkat edeceğiz. Burası ekstra özen, önem vermemiz gereken bir nokta olacak. Çünkü NH3 molekül yapısı tıpkı pH3'e benziyor. Her ikisi de 5A grubunda. Dolayısıyla NH3 polar. ve suyun da polar olduğunu biliyoruz. O zaman ikisi de polar olduğu için birbiri içerisinde çözünür. Ama şunu yapmıyoruz. Bu Polar bu da polar. O zaman dipol dipol etkileşimi vardır demiyoruz. Çünkü şöyle bir kuralımız verdi. Eğer fon elementlerinden biri yanında hidrojeni taşıyorsa molekülün yapısındaki ki NH3 de H2O da bu özelliğe sahip. Fon elementlerinden herhangi biri yanında hidrojene sahip. Böyle bir durum olduğu anda burada oluşan etkileşim hidrojen bağı olarak adlandırılıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla e, çözüme gerçekleşir ve tanecikler arasında oluşan etkileşim burada hidrojen bağdır. Hemen üsttekinde yine ikisi de polar olduğu için çözüme gerçekleşirdi ama pH3 bu kurala uymadığı için etkileşimin türü hidrojen bağı değil dipol dipol olmalıydı. Haydi örnek çözelim o zaman bununla ilgili. Aşağıda verilen madde çiftleri arasında çözelti oluşup oluşmayacağını ve tanecikler arası etkileşimleri belirtiniz. Şimdi magnezyum nitrat su. Bak polar çözün, çözünen maddelerde polar maddeler şey pardon iyonik maddeler için e, koşul şuydu. Eğer iyonik bir, bir e, ...bileşiği polar çözücüde çözmeye çalışıyorsak genellikle çözünme gerçekleşir. Dolayısıyla su polar, magnezyum nitrat, magnezyumun metal olduğunu biliyoruz, iyonik. Dolayısıyla çözünmesini bekleyeceğiz. Etkileşimin türü nedir? Bu iyon, bu da polar olduğuna göre iyon dipol etkileşimi oluşmasını bekleyeceğiz. İkinci örneğe gelelim, kalsiyum sülfür. Arkadaşlar kalsiyum metal olduğuna göre iyonik bir bileşik var karşımızda. Kalsiyum Tetraklorür ise apolar bir molekül yapısı... İyonlar apolarlarda çözünmez. Çözünme beklemeyeceğiz. Peki etkileşimin türü ne olacak? Bu defa kalsiyum sülfürden ötürü iyonlar gelecek. Kar, karbon tetraklorürlerden ama indüklenmiş dipoller gelecek. Etkileşimin türü bu şekilde olacak. pH3, C6H6 arkadaşlar ne biliyoruz? pH3 polardı. C6H6 yani benzen ise apolardı. Dolayısıyla çözünme beklemeyeceğiz etkileşimin türü ne olacak? Birisi polar olduğu için dipol, diğer apolar olduğu için indüklenmiş dipol olacak. Etkileşimin türü de dipol, indüklenmiş dipol olacak tabii ki. Buraya gelecek olursak arkadaşlar... ...ikisi de polar molekül yapısı o yüzden birbiri içerisinde çözülecekler tabii ki. Ancak bu defa dipol dipol değil. Her ikisinde de oksijen var ve oksijenin yanında hidrojen var. Yani etkileşimin türü hidrojen bağıdır şeklinde değerlendireceğiz. BH3 ve PH3 gibi bir örnek karşımıza çıkarsa bak bu apolar ama bu polar. Çünkü BH3'ün molekül yapısını şöyle bir hatırlayalım. Bor 3A grubunda olduğu için merkez atomda elektron çifti kalmıyordu. O yüzden apolar oluyordu. Çözüme beklemeyeceğiz. Etkileşimin türü de yine dipol indüklenmiş dipol olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Güzelce şöyle bir hatırlamış olduk. O zaman haydi bakalım neler yaptık. E, karşımıza neler çıktı. Dedik ki maddeler saf madde ve karışım olmak üzere ikiye ayrılır. Saf maddeleri Element ve bileşik karışımları ise homojen ve heterojen karışımlar oluşturur. En temelde yaptığımız sınıflandırma buydu. Ardından bileşikler belirli ayırt edici özellikleri olan formülle gösterilen ve bileşenlerin özelliklerini göstermeyen saf maddelerdir diye tanımladık. Çözeltileri tanımlarken de belirli ayırt edici özellikleri olmayan ve bileşenlerin özelliklerini gösteren karışım türüdür dedik. Tek fazla olduğunu da belirttik. Homojen karışımlar tek fazla görüntüye sahipken heterojen karışımların çok fazla görüntüye sahip olduğunu söyledik. Ve heterojen karışımların basit, süspansiyon, Emisyon, aerosol ve kol olarak alt türlerinden tek tek bahsettik. Arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu kesinlikle beğeniyoruz. Hala daha kanala abone değilseniz bir an önce aboneliğimizi tamamlayıp hiçbir dersi kaçırmadan süreci tamamlıyoruz. Ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler dileriz.